Buradan abi o zaman Fenerbahçe'nin yine fikstürü açıklandı. Evet. Fikstüre gelelim. Galatasaray derbisi deplasmanda ama seyircisiz. Ama 3. hafta ama değişebilir sanıyorum. Ben ama, öyle bir izlenim aldım. Maç oynanırken kurallar değişmiyor diyordu. Mustafa Cengiz tabii öyle diyordu. Cengiz nasıl olacak şimdi? Abdurrahim Albayrak. O da 3 puanlık maç. 4. haftadaki maç 3 puanlık maç. 1. haftadaki maç 3 puanlık maç. Hey bu ya bu şans. Bak bu şans. Kura evet. Yapacak bir şey yok. Sayın Abdurrahim Albayrak diyor ki Covid nedeniyle biz şampiyonluğu kaybettik diyor. Yani geçmiş olsun kendisine de Fatih Hoca'ya da bir kere daha. Yani siz nasıl Covid nedeniyle şampiyonluğu kaybettik Galatasaray mesela? Covid öncesi iyi bir formumuz vardı. Araya bunu, gidince kaybettik. Trabzonspor bunu söylemedi. Hani Trabzonspor lider değil miydi Covid'den önce? Ya onlar da liderken evet. Hani ben söylemişlerse kaçacak. Yani bu kadar yani normalde bunu Trabzonspor söylese anlarım. Ha, anlamam değil anlamaya çalışırım. Ne alakası var Covid'le? Covid herkese geldi. Hepimizi vurdu. Hepimizin yakınları, işi, ailesi, arkadaşları ya etkilenmeyen bir insan evladı yok dünyada ya. Bir kurum yok, kuruluş yok. Nasıl Galatasaray Covid'den şampiyonluğu kaybediyor yani? Sen kötü oynadın. Hazırlanmadın. İyi odaklanmadın. Ya orada bak, tabii o yani şu da mesela şans bet. Yani Fatih Hoca'nın da korona olması, takımdan uzak kalması o tarz etkenler de oldu ama haklısın. Yani Trabzonspor bunu demiyor. Ben anlayamıyorum. Hani ben tamam bir yani o COVID, herkes etkiledi diyorsun sen. Ya sadece etkiledi de yani hani Covid Galatasaray'ın şampiyonluğu almış gibi anlatıyor Abdurrahim. Ben sadece onu anlamıyorum. Hani okey iyileştiler. Bir kere daha geçmiş olsun. Hani biz de hatta mesajlar attık vesaire ama bu saha içiyle falan bir alakası yok yani. Galatasaray kötü oynadı. Gücü ve kadrosu oraya kadar yetti. Ondan sonrasını getiremedi. Başakşehir'in gücü, kadrosu, teknik kapasitesi patır 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 son maça kadar götürdü. Trabzonspor belli bir noktaya kadar götürdü. Senin gücün bu kadarmış. Senin kadro yapılanman bu kadarmış. Senin oyuncuların kalitesi bu kadarmış. Ha bir de şu da var. Onu da söyleyelim. Galatasaray'ın önceki sezonlardaki şampiyonluk yani bu da şu da çok zor. Sürekli şampiyon ol hani zaten şampiyonsun. Ondan önceki sene de şampiyonsun ve doğal olarak bir yıpranma da oluyor oyuncularda. Son haftalara falan girmek kolay değil. Başakşehir'e karşı son maçta şampiyon oldu Galatasaray. Mental bir yorgunluk da var. Ya mental yorgunluk şimdi atıyorum. Mesela belki o iki şampiyonluk olmasa Galatasaray bu sene daha fazla odaklanabilirdi. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani takımda mental olarak yıpranmış, oyuncuların da yaşlanıyor vesaire. Ya dolayısıyla derbinin ben tabii orada Eylül-Ekim hani bunun mutlaka bir mantıklı şey vardır, bir açıklaması vardır. Niye Eylül-Ekim diye. Ama şey ne derler? Hani böyle bir kural konulduysa o maç denk geliyorsa ona o maç seyircisi oynanacak yani bence. Bakalım. Abi bir de Messi meselesi var. Şimdi Fenerbahçe'nin transferlerini konuşuyoruz ama dünya futbolunu, tüm dünyayı ilgilendi. Yani son dönemde şöyle Google'da koronadan bile fazla aratılıyor Messi kelimesi. Yani böyle bir gündem var. Messi büyük ihtimalle hani Bartemo hani kalırsa belki Messi kalır diyorlar ama büyük ihtimalle ayrılacak. Öyle duruyor. Adaylar var. City, United, Paris, Inter senin takımın yine adaylar arasında abi. Alır mısınız Messi? Inter ya sanki aslında... zor. Ya Messi ile ilgili ciddi hayal kırıklığı yaşıyorum. Mesela hep Messi, Ronaldo ile alakalı ben hep Messi diyorum. Ama Messi hep kaçıyor yani. Savaştan mı? Hep kaybediyor. Yani şöyle kaybediyor. Ya Arjantin'de kazandığı savaş yok yani mesela. Ya bir Copa Amerika'sı bile olmaması tabii en yani, büyük refosu. Ya kardeşim Xavi'ler, Iniesta'lar, baba takım yani çok efsane bir acayip takım vardı. Onlarla Messi uçuyordu gidiyordu. Ya kardeşim hani... Abi Arjantin'de öyle çok kötü bir takım değil, değil yani. Ama yani mesela mesela Ronaldo'nun takımı 8 yemez yani. Evet. Ronaldo gider bir şekilde bağırır, çağırır. Hani Messi siniyor ya böyle bir siniyor adam yani. Hani, kesinlikle abi. Kesinlikle. Ya onun farklı bir sıkıntısı var. Yani yoksa yetenek anlamında falan yani... Yani dünyanın en iyi oyuncusu Messi yetenek olarak ama... Şimdi takımına mesela winner karakteri olarak düşünün Ronaldo yani. Bak iddia ediyorum Ronaldo Barcelona takımına koysaydın Messi'nin yerine 8 yemezdi. Ya, hani 5 yerde 6 yerde 8 yemezdi abi. Yedirtmez yani adam. Ağlıyor sahada. Ya adam final maçında çıkmasına rağmen gidiyor yine takımı bir şekilde kazanıyor. Yani Ronaldo etrafına o winner duygusunu herkese aşılıyor abi. Herkese. Ama Messi ben biraz daha şey görüyorum, biraz daha bencil görüyorum. Ve bir de Messi şöyle, ya abi yani
Ya bu Barcelona da sana daha ne yapsın abi? Yani hocayı yani abi, getirdiler. Hocaları yedin, hocaları getirdin, oyuncuları yedin. Yani sen hani ne istiyorsun da abi, adam senden ne yani, derdin ne yani? Ya bu takımı organize eden isimlerden biri başkansa diğeri de sensin. Bunu herkes biliyor yani. Hani Tata Martino'ları getirdi, kesinlikle, bilmem neler yaptı, etti falan. Yani Messi'nin izni olmadan ilk 11'de kimse oynayamaz yani. Nasıl Jordan Chicago Bulls'taysa, öyle etki yaptıysa. Yani Messi birini sevmiyorsa Barcelona'da işi yok. Yani dolayısıyla ben şeyi çok anlamıyorum yani. Messi konusunda tamam, insanlar ayrılmasın vesaire diyor, destek veriyor ama bu kötü gidişattaki en önemli, en büyük sorunlardan biri Messi yani. Ya o kesinlikle öyle orası. Ya Bayern maçında mesela izlerken... Ben bu arada görüşümü değiştirdim. Tabii. Bence artık dünyanın en iyi oyuncusu Ronaldo. Bak bana bunu söyletti ya Messi yani. Yani bu Barcelona'yı bırakıp gitmesinden sonra bak ben zaten artık gazeteci olarak Batuhan işte maçları izliyorsun vesaire hani gözlemliyorsun. Ya resmen adam sanki kaçmak için yer arıyor yani. Messi yüzünden belli ya, adamın kaçmak için yer arıyor yani. Mesela Vidal çaktı lafı. Aslanlar köşeye sıkıştı mı kaçmaz diyor yani. Savaşır diyor. Leo mesela, Leo Messi'ye de oradan vuruyor yani. Şimdi yani oyuncunun yeteneği değil, oyuncunun burada liderlik özelliği ve winner özelliği önemli. Abi kesinlikle saha içinde şurada sana katılıyorum. Mesela Bayern maçını izlerken hani 3-1 olmuş, belki bir geri dönüş ışığı olacak ama Messi de o sahanın içerisinde de kazanma hırsını göremiyorsunuz. Yani topu alayım, bir götüreyim, bir sürekli hani topla buluşayım, şey yapayım. Ya sanki, ya sanki bazen böyle tükenmişlik sendromu yaşıyor gibi geliyor. Ya çok zaten 5-6 öyle... kilometre koşan bir oyuncu. Maçlarda da çok koşmuyor ama o hırsını da göstermiyor. Ya bana öyle geliyor. Şimdi yeni adresin neresi olur abi sence? Vallahi abi. City'ye gider herhalde, hazır yani, takım. Ben Inter'e gelmesini tabii ki isterim. Yani iyi oyuncu orada ama sanki o maliyetleri falan City dışında Barcelona'da kalabilir. Belli olmaz, öyle haberler de var. Bartomeu ayrılırsa başta. Kalabilir falan filan. Yani abi adam başkanı yemeye çalışıyor. Çok net yani. O da bir operasyon olabilir başkana yani. Hani. Yani belki ayrılmaya niyeti yok. Taraftarı üstüne salıyor. Ama an itibariyle Messi'nin bu davranışı dünyanın en iyi futbolcusunu Ronaldo yapmıştır. Öyle bu, abi yani futbolculuk, sporculuk, attığın sayı vesaire değil. Zor zamanlarda gösterdiğin dirayetle alakalı. Ha bu arada Messi ayrılmak isteyebilir mesela. Manchester'dan ayrıldı, Ronaldo Real'e geldi, şimdi Juventus'ta falan filan ama ben Messi'nin daha kırılgan bir yapısı olduğunu, daha çabuk küstüğünü, büküldüğünü görüyorum. Ronaldo daha sağlam abi, daha sağlam. Ronaldo'yu yıkamıyorsun. Ronaldo, şu da seni mesela destekliyor. Mental abi olarak. Yani 12 yaşından beri formasını giydiğim bir kulüp, yani bu haline mesela bırakmak da. Ya seni almışlar. Ronaldo Real Madrid'den gitti, 5 tane Şampiyonlar Ligi kupası da gitti yani. Tedavileri olmuş bilmem ne. Hani bir de ben Messi'nin babasının da sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Babası biraz onu acayip yönlendiriyor, böyle okuyorum ediyorum falan sağda solda. Babası da biraz şey yani, biliyorsun daha önce vergi problemleri bir şeyler bir şeyler oldu. Babasının etkisinde çok kaldığını düşünüyorum. Ya bir de vallahi geçen kim attı bilmiyorum onu. Babası ve abisinin menajerlik yaptığı oyuncuların çok büyük sıkıntılar yaşadığı örnekler de verdi işte. Messi de onlardan biri. Belki Ronaldo'nun menajeri başka biri olsaydı, Jorge Mendes olmasa belki Ronaldo bile çok farklı bir karakterde olabilirdi. Jorge Mendes dünyanın en büyük menajerlerinden biri ve onu iyi yönlendiriyor. Ama şu lafı söyleyeceğimi falan hiç beklemiyordum yani. Hani Messi ya, Ronaldo falan diyenler, ben böyle gülüyordum falan yani. Ronaldo siyah diyordum 2-3 sene önce. Ama dünyanın en iyisi Ronaldo. Bakalım abi, City de sence ne yapar? Guardiola ile onlar mutlu bir birliktelik. Abi kardeş devam ederler. Şimdi mesela Guardiola da enteresan abi. Mesela Bayern'de gitti, tam şampiyonluk yaşadı falan filan da yani Bayern zaten şampiyon oldu. Oluyor zaten adamlar yani hani. Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yok. Gidiyorsun şeyde bir şey yok. Size Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yok. Yani bir numaranı görmem lazım. Yani görmek lazım Şampiyonlar Ligi'nde. Yani büyük hoca dedim bence biraz öyleydi. Barcelona'da geldin. Eyvallah, tüm dünya futbolunu değiştirdin. Kaleci oyun kuracak, tiki taka olacak, o olacak, bu olacak da. City Mancini ile de bu kadar para harcarsan zaten eninde sonunda yani Premier Lig'de de şampiyon oluyorsun aslında. Tabii ki hoca, evet. Yani Guardiola saygımız sonsuz. Ranieri oldu ya. Ranieri işte. Ranieri oldu, evet.
Yani ben biraz antipatik bakmaya başladım Messi'ye bu durumdan dolayı yani. Bir lider olmadığı net şekilde ortada yani. Bakalım abi Messi'nin yeni adresi neresi olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Voley'den bugünlük bu kadar. Basın tribünde Senadok'la birlikte Fenerbahçe gündemini değerlendirdik. Şimdilik hoşçakalın.